Bazen insan böyle bir şeyin yanlış olduğunu bilir ama gider o kusuru, o hatayı, o günahı işler, değil mi? Mesela sigara içenlerin hepsi bunun sağlığa zararlı olduğunu, yani içmesem daha iyi aslında bilir ama mağlup olur, gider içer veya herkes kendi günahı, hayatından çıkartamadığı bir günahını düşünsün. Ya bizim de böyle hakikaten kendimizi düşündüğümüz zaman hayatımızdan çıkartamadığımız, ben bunu biliyorum ya neden böyle yaptım dediğimiz şeyler vardır. Veya günah olarak düşünme Ömer. Hayatına koymak istediğin böyle salih ameller vardır. Mesela nedir? Teheccüde kalkmak mesela, değil mi? Veya teheccüde kalktığında başka bir teheccüde kalkan biriyle göz göze geldiğinde enaniyet yapmamak mesela, bunu istiyorsundur. Bilmiyorum 12'den vuruyorum şu an ama. Var değil mi böyle özelliklerimiz? Veya vitir namazında, Ramazan'da, son rekatta ne yaparız böyle? Tam böyle tekbire kalkacak. Sağa sola şöyle bir istemsizce şöyle bir bakarsın. Acaba vitir tekbirinde bunu tekbir almayı unutup rüküye gidecek olanlar var mı? Bundan kurtulmak istiyorum. Riyadan kurtulmak istiyorum. Bir sürü böyle istediğimiz ama hayata tatbik edemediğimiz şeyler var. Fatih, bu olay çözülebilirse, yani günahları çıkartmanın taktiğini bulur, salih amelleri hayatına yerleştirmenin taktiğini bulursan zaten geriye bir mesele kalmıyor. Doğru mu? Peki neymiş sır? Risale-i Nur bu noktada farklı bir metot izliyor. Kebair'i işlemek, diyor Üstad Hazretleri, imansızlıktan gelmiyor. Belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir. Şu cümleyi bir daha okuyalım. Çünkü çok kritik bir cümle. Bunu okuyan adam şunu söylüyor bazen. Ha, imanlı olmak, günahları çıkarmak, bu alakası yok değil. Tabii ki bir insanın güçlendiği zaman imanı hayatından günahlar çıkar, azalır. Ama bak burada diyor ki, her girdiğin günahın sebebi imansızlık değildir. İman zafiyeti değildir. Bazen insan gerçekten çok imanlı, güçlü olur ama his ve heves ve vehmin galebesiyle akıl ve kalp mağlup olur ve insan o günaha girer. Allah'ın çok büyük velilerinin günaha girmişliği yok mu? Peki o günaha girerken imanı yok mu? Allah'ın onu gördüğünü, hazır nazır olduğunu bilmiyor mu? Biliyor, imanı çok güçlü ama o anda akıl ve kalp mağlup oluyor. Hani şöyle düşün, çok güçlü bir ordu düşün, güçsüz bir orduya karşı savaş yapıyor. Ama bir anda böyle bir darbe alabilir, ne bileyim bir mancınık atarlar, bir kayıp olabilir. Peki akıl ve kalbin mağlup olmasının sebebi neymiş? O anda his, heves ve vehim, yani duygular diyelim biz ona, duyguların bastırıyor olması. Buraya kadar tamam mıyız Bayram? Yani insan dikkat ettiyseniz günaha duygularıyla girer. Hani akıl biliyor mesela, hallediyor ki akıl, gayrimeşru bir şeye bakma diyor. Ama duygular ne diyor? Bak diyor. Veya camiden çıktın, gerçekten çok ihtiyacı olduğunu gördüğün birisi var orada, bir dilenci var. Ona bir şey vereceksin. Kalp diyor ki benim rahat etmem, benim mutlu olmam için o sadakayı vermelisin diyor. Akıl diyor ki ama burada bu var, şurada olur, böyle olur, böyle olur, kafa karışıyor bak. Yani o anda akıl ve kalp farklı şeyler söyleyebiliyor. Peki o zaman çözüm ne olabilir? Çözüm ne olabilir meselesinde? Zübeyir abinin vermiş olduğu konferansta bununla ilgili çok kritik bir iki cümle var arkadaşlar. Bediüzzaman beşeri Risale-i Nur'la sefahat ve dalaletten kurtarırken korku ve dehşet vermek tarzını takip etmiyor. Şimdi insanları günahtan, kendimizi günahtan korumak için iki yöntem var. Bir, cehennem azabı veya işte cennetle ilgili meseleleri anlatmak. İki, olayı daha yakına çekip aynı hissin içinde elemi, acıyı göstermek. İki metot da kullanılmalı ve kullanılıyor. Ama aynı hissin içindeki elemi göstermeyi yapmadığın zaman o anda insan o azabı çok uzakta görüp işte 60 sene sonra sana yumrukla dalacağız dediğimde Halil, çok bir şey olmuyor. 60 sene sonra, anlatabildim mi? Ama şu anda böyle yakın bir şey olacak olsa, sana ağız burun dalacaklar birazdan Halil, 3 saniyen var dediğimde şu an onu daha harekete geçiriyor bak korku. İşte bu meselede de ileride cehennem var kardeşim dediğinde evet insanın çok faydası oluyor ama yakın bir şey içinde, aynı lezzetin içinde elimi gösterdiğin zaman, mesela adamın gayrimeşru bir sevdası var veya öyle bir şey kovalıyor. Kardeşim bak, kıskançlık elemi var, karşılık görmemek elemi var ve daha sonra o ilişkinin doğru gitmediğinde bir ayrılıkla sonuçlandığında, ki çoğu ilişki ayrılıkla sonuçlanıyor, bunun acısı 2 sene, 3 sene boyunca senden çıkmayabilir. Depresyona girenler var. Hem bak gayrimeşru bir şey için içindesin. Tamam ileride cehennem belki sana çok uzak geliyor ama bunun vicdan azabını her gece uyurken, her gece uyurken kalbinde hissedeceksin. Onun yerine 3-5 sene sabredip meşru bir şekilde evlensen, barklansan, helal bir şekilde bak. Bu ne oldu şimdi? Adamın nefsine daha şey oldu. Ama direkt cehennemi verdiğin zaman ve başka bir şeyi vermediğin zaman adam nefsini almayabiliyor. İşte Risale-i Nur aynı lezzetin içinde elemi gösterme yolunu gösteriyor bakın.
gayrimeşru bir lezzetin içinde yüz elemi gösterip, şimdi dikkat edin kelime bu, hissi mağlup ediyor. Şimdi Fatih geriye sar filmi. Günah geldi karşına, akıl ve kalp diyor ki buna girme. Hissiyat, duygular diyor ki buna girmelisin. Yani orada şehevi bir his olarak bunu düşünebilirsin, bir harama bakmak olarak düşünebilirsin. Şimdi hissiyat çok güçlü olduğu zaman, şehevi hisler çok güçlü olduğu zaman akıl ve kalbin butonuna basıyor, kapatıyor. Peki buna şahit nedir? Binlerce gencin, yüzü binlerce gencin, ergenlik çağındaki özellikle gençlerin aklen ve kalben istimnanın uygun bir şey olmadığını bildiği halde buna girmesi bunun en büyük delilidir. Sonra da pişman olması bunun en büyük delilidir. Peki burada ne yapıyormuş Risale-i Nur'un tarzı? Hissi mağlup ediyor. Anlatabildim mi? Yani nasıl söyleyeyim? Sen şöyle bir örnek verelim. Trafikte gidiyorsun. Haklı olduğun bir kaza durumu gerçekleşti. Sen tam giderken önündeki adam frene bastı ve geriye doğru yanlış vitese takarak geri sana geldi. Sen de duramadın. Hız takip mesafesini korumana rağmen adam geri geldiği için bam çarptın adamı. Adam da çıktı içinden böyle, adam kızmış. Yanında da hanımın var. Hanımın yanında sana adam bağıra çağıra geliyor. %100 sen haklısın. %100 adam haksız. Ve sen de hani bazılarının böyle gadabi duygusu fazladır değil mi? Sen de o anda böyle bir gadaba gelip şöyle elini bir atıyorsun. Sopayı arıyorsun. Çıkıyorsun dışarıya. Adam sana sövüyor. Karına sövüyor. Bak ortalık böyle toz duman yani. O anda adama cezasını vermek istiyorsun. Bak şimdi o gibi bir durumda haklı haksız mevzusunu boş verin. Hani böyle sigorta şalterler vardır ya. Tık akıl, tık kapandı. Kalp, tık kapandı. Öldükten adam öldürdükten sonra hapishaneye gireceksin ve karından ayrı kalacaksın. Falan. Kapat, tık tık. Akıl sana neler söylüyor? Yapma, etme, polise şikayet et, hakkını al, kamerayla çek. Adamı zaten verdiğin zaman polise adama neler yaparlar? Tık 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 tık. Bak hepsi kapandı şu anda. Kapanmayan tek bir şey var. Nedir o? Hissiyat, duygular. O zaman bizim bulacağımız çözümün, yani günahlara giden yolda yolu kapamak, bariyerlerle kapamak istiyorsak bizim bulacağımız çözümün neyi durdurması lazım? Hissiyatı durdurması lazım. Burada kullanılan kelime de bu işte. Aynı lezzetin içinde elimi gösterirsen Recep, hissi mağlup ediyor. Tabii bu şey değil, hani sürekli uygulanması gereken bir tedavi yöntemi. Ben mesela bu gadap noktasında eskiden çok hızlı fevri hareketler yapabilecekken elhamdülillah şimdi böyle çok mantıksal hareket edebiliyorsun yani. O böyle Kur'an-ı Kerim'den gelen o eczane böyle ruhunu tedavi ediyor senin. İşte bu bir terbiye yöntemi. Yani bir şey olacağı zaman aynı lezzetin içindeki elemi görebilmek. Mesela bazen trafikte gerçekten beni böyle çok sinirlendiren şeyler oluyor. Şimdi ne yapman lazım? El freni çekmen lazım. Garç diye çekeceksin. Arabanın dışına çıkacaksın. Adamın üzerine yürüyeceksin değil mi? Ama o anda bu eğitime alıştığın için bir anda filmin ileriki versiyonunu sarıp ben bu adamın ağzını burnunu kırsam ne olur, ne kazanırım, bir şey kazanmam. Peki tartışma ne? Yol benimdi, yol senindi. Bu çok küçük bir tartışma. Bunun sonu elem, bunun sonu acı, bunun sonu hapis, bunun sonucu kavga. Adamı döversen rahatlarsın ama kızgınlık duygusu seni rahatsız etmeye devam eder böyle. En az bir yarım saat daha böyle adama böyle saymak istersin. Peki adam seni döverse ne olur? Dayak yemiş olursun. Peki adamı dövdüğünde adam sağdan soldan sülalesini toplayıp tekrar gelip seni dövebilir mi? Döver. Peki o korkuyla yaşamak iyi bir şey midir? Değildir. Bak aynı lezzetin içinde elimi bir gördün. Ulan sen mi yol senin mi yol benim? Hadi lan deyip gülüp geçtin. Bak şu an gülüyorsun bak. Ve adam şu anda köpürüyor, çıldırıyor. Aslında ben ona ceza verdim şu anda Mehmet abi. Adamı acıyla baş başa bıraktım. Adam kafayı yiyor şu anda. Bağırıyor, çağırıyor, gaza basıyor. Başkalarına benim olayımı anlatırken yine acı çekiyor. Fark ettiniz mi? Gadap duygusunun içinde zaten bir elem var. Ama burada hissi mağlup etme eğitimini aldığın zaman basıyorsun gaza, gidiyorsun, devam ediyorsun. Kalbi ve ruhu hissiyata mağlup olmaktan, kalbi ve ruhu hissiyata mağlup olmaktan muhafaza ediyor. Risale-i Nur'da muvazenelerle küfür ve dalalette, yani ateizmde bir zakkumu cehennem tohumu olduğunu, demek ki üstadın küfrün içindeki acıları, işte hiçlik, yokluk mevzuda anlatırken üstad aynı zamanda şunu hedefliyormuş. Ateistlere inandıkları şeyin içindeki elemi gösterip onları vazgeçirmek. Değil mi? Ateizmin birçoğunun çıkış noktası nedir? Hissiyat. Yani günahlara rahat rahat gireyim, beni böyle bir gören, beni gözeten, bu günahları deyip vicdan azabı olacak bir şey olmasınken sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul ediyor. Üstad da diyor ki bak yılan ısırıyor seni diyor. Öldükten sonra yok olacaksın, ne haber? Annen babanla hiç görüşemeyeceksin. Aynı lezzetin içinde elimi gösteriyor. Ve dünyada dahi cehennem azapları çektirdiğini, iman ve İslamiyet ve ibadette bir cennet çekirdeği ve leziz lezzetler ve zevkler ve cennet meyveleri bulunduğunu
dünyada dahi bir nevi mükafata nail eylediğini ispat ediyor. Hatta Ali Haydar Hazretleri'nin böyle bir sözü var ya, ne diyor? 90 senelik ömrümde şunu anladım ki, 90 senelik bir tecrübe. Sadece dünya için çalışanlar ahiretten mahrum kalıyor ama ahiret için çalışanlar dünyadan mahrum olmuyorlar. Yani bilmiyorum, nefsinize aldınız mı? Cuma'ya şunu demek istedim. Cuma, hayatından çıkaramadığın veya hayatına ekleyemediğin salih ameller mevzusunda akıl ve kalbin mağlup oluyor duygularına. Duygularını tedavi etmen lazım. Duygularını tedavi etmek için de Risale-i Nur'un içindeki mevzuları okuman ve aynı zamanda kafanda şöyle bir çözümleme yapman lazım. Aynı lezzetin içindeki elemler. Anlatabildim mi? Sadaka verdiğinde kalbin mutlu olur. Sadaka vermediğin zaman kalbin mutsuz olur. Anlık. Yani birçok insanın, mesela hayır kurumlarına çok yüksek meblağlarda destek bulunan insanlar var. Kimisi riya amaçlı bunu yapıyor. Kimisi de riya amaçlı yapmıyor ama kendini iyi hissettiği için bunu yapıyor. Ama Allah rızası bambaşka bir şey. Yani fakirin, fukaranın, Afrika'daki insanların karnını doyması için onu gördüğün zaman mutlu oluyorsun bak. Parayı gönderdiğin zaman huzur buluyorsun. Şimdi iyiliği yapan hani o insan mı, yoksa iyi hissettiren Allah mı bunun sahibi diye de ayrıyeten bir düşünmek lazım.